Herkes selam. 5 dakikada bir ürün incelediğimiz Maxout 5 devam ediyor. Bu sefer yine bir pala ile karşınızdayım. Fiskars'ın palası. Daha önce XA3'ü göstermiştim hatırlarsanız. Şimdi de yeni modelini göstereceğim. Tabii ki birbirine karşı artıları var, eksileri var. Hem bunları konuşalım hem de bu ürünü biraz daha yakından tanıyalım. Hemen teknik bilgilere geçelim. Ürünün uzunluğu 45 santim, 700 gram da ağırlığı var. Sap kısmı yine ergonomik yapıya dayanıyor aslında. Fiskars'ın hiç değişmeyen ve benim en çok sevdiğim özelliklerinden biri olan tutuş güvenliği ve bu tutuş rahatlığı diyelim. Elde nasır yapmıyor çok fazla kullanıldığında. Bir ahşap sap kadar sizi yormuyor çünkü çok hemen bir özelliği var aslında bu malzemenin. Soft grip dediğimiz bir yapı var. Burada bizim avantajımız şok ve elde nasır yapmaması değil sadece. Kaymayı da engelliyor. Yani tutuş güvenliğini, uygulama güvenliğini, her şeyi aslında devreye sokuyor. Hemen alt tarafında gördüğünüz gibi bir kancamız var. Bu kancadan ne yapıyor? Elimizin dışarıya çıkmasını engelliyor. Üst tarafta da bir çentik var. Bu çentikte kullanım esnasında pala boyutuna geçmeyi engelliyor. Yani burada bir koruması var. Palanın uç kısmında yine bir kanca var. Bu kanca ne sağlıyor? Geriye doğru çekip kesmeyi sağlıyor aslında. Elinizi uzatıp geriye doğru çekmeyi sağlıyor. Yani bir ağacın kök kısımlarından temizlediğinizi düşünün. Yere uzattınız, kökten çektiniz ve işlemi bitirdiniz. Palanın sırt tarafında ise bir testere kullanılmış. Bu testere de küçük dalların kesiminde, budamalarda kullanılabilir bir ürün. Ayrıca bir de güzel bir kılıfı var. Kullanmadığınız zaman da herhangi birine zarar vermeyi engelleyecek seviyede. Saklama konusunda, ürünü taşıma, üstünde taşıma konusunda ya da bir yerde bulundurma konusunda size destek sağlayacak bir kılıf var. Güzel seçilmiş bir kumaş ve gerçekten emniyetli bir kılıf olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. XA3 ile karşılaştığında aslında çok bir fark yok. Daha önce XA3'ü anlatmıştım hatırlarsanız. İkisi de aynı işlevi yapıyor. Farkındaysanız yapı olarak birbirinden çok farklı değil, sadece tasarım farklılıkları var. Tabii ki burada artı eksi konuları var. Şöyle gördüğünüz gibi en belirgin özellik ne? Bu videoda anlattığım üründe arka tarafında yani sırt tarafında testere var eklenti olarak. Yine gördüğünüz gibi çıkıntılar aynı, burunlar aynı. Kabza tarafında bir fark var. Daha uzun mesafeye ne yapabiliyorsunuz? Savurma yapabiliyorsunuz ya da momentumu yakalayacağınız için, kuvvet kolu yakalayacağınız için daha uzaktan daha fazla yer tarayabilirsiniz. Burada da daha kontrollü bir yük uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde emniyet destekleyici bir sapı var. Sadece yeni anlattığım üründe sap kısmı avuç içini daha doldurur şekilde şişirilmiş ve biraz daha ergonomik şekilde tutuş sağlıyor. Ama dediğim gibi ikisinin arasında artıları eksileri çok fazla belirgin olarak bir şey var diyemem. Bana bu iki ürün arasında hangisini alırsın diye sorduğunuzda bunu kesinlikle alırım diye bir cevap vermem ama kesinlikle bir pala alacağımı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok fazla alanda kullanıyorum. Şimdi bundan biraz bahsedelim. Ben bu ürünü nerede kullanıyorum? Bu ürünü ben aslında arabamda sürekli olarak taşıyorum. Odun parçalarken, boylandırırken, yarma yaparken bir balta yerine kullanabiliyorum. Bir tester olarak kullanabiliyorum. Sık bir ormana girdiğinizi düşünün ve sık ormanda sarmaşıklar olabilir. İşte yerden farklı farklı dikenli bitkiler olabilir. Sizin gidişinizi, güzergahınızı engelleyebilecek bir pozisyonda olabilir. Bunu ne yaparsınız? Bu pala sayesinde yolunuzu açıp ne yapabilirsiniz? Bir koridor açabilirsiniz kendinize ki benim kullanım amaçlarımdan birisi de bu. Köy evinde de kullanabilirsiniz. Bahçeniz varsa bahçenizde de kullanabilirsiniz. Evet, bu ürün için aslında söyleyeceklerim de bu kadar. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Maxout 5'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Bu videoda Fiskars'ın palasını incelemiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.